Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimizde sizlerle birlikte 2021 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıklayan Hektaş'a bakacağız. Hem bilanço temel analizini hem teknik analizini birlikte yapacağız. Sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim değerli arkadaşlar. Haydi gelin başlayalım. Baktığımız vakit arkadaşlar Hektaş'a yüzdesel bazda konuşuyorum. Aktif büyümesi 46'dan 103'e, FAVÖK yıllık büyümesi 1'den 32'ye, net kar büyümesi 12,5'tan 34'e, net satışlar 24'ten 58'e, öz sermaye büyümesi 106'dan 36'ya arkadaşlar. Stok devir hızına bakalım. Stok devir hızında bir artışı mevcut. Bu pozitif yorumlarız. Alacak devir hızında yine bir artış mevcut. Alacaklarını daha hızlı temin ediyor. Muhtemelen aktif devir hızında artış bekliyordum. Fakat biraz yavaşlama var. Aktifleri daha yavaşladığı için daha az yeniliyor. Bunda hafif negatif ama nötr diyebiliriz bu tarafa. Sıkıntılı bir durum yok. Esas faaliyet kar marjı 28'den 23'e, net kar marjı 19,5'tan 16,5'a, aktif karlılık 13.2'den 10'a, brüt esas faaliyet kar marjı 36'dan 32'ye, öz sermaye karlılığı yani şirketimizin büyümesi %34'ten %29'a. Bir önceki kıyasladığımız çeyrekte %34 büyüyen bir Hektaş varken bu çeyrekte %29 büyüyen bir Hektaş var. Herhangi bir daralma yok arkadaşlar. Büyümesi devam ediyor. Bilginiz olsun. Cari oran 1.21 kabul edilebilir. Likit oran 0.87, bu da makul kabul edilebilir. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak ediyorsanız arkadaşlar temel analiz eğitim setimize bakabilirsiniz. Yüzdesel bazda baktığımız vakit FAVÖK bölü satış gelir 30'dan 25'e, esas faaliyet kar marjı 28'den 23'e, net kar marjı 19.6'dan 16.6'ya, öz sermaye karlılığı 34'ten 29'a, brüt esas faaliyet kar marjı 36'dan 32'ye. Peki Hektaş bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı bakalım. Gübre sektöründe bulunan Hektaş fiyat kazanç oranı gübre sektörünün 53, Hektaş'ın 32 arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri tarafında gübre sektörü 13, Hektaş 8. İki tarafta da ucuz kaldığını söyleyebilirim. Şurada dolar bazlı, döviz bazlı yükümlülüklerine bir bakalım. Yabancı para yükümlülükleri 440, yabancı para varlıkları 285. Burada Hektaş'ı baskılayacak nokta burası. Bulunduğu sektöre göre ucuz kalmış. Okey, kabul ediyorum onu ama burada bir döviz tarafında biraz baskılanma durumu var. Açıkçası bir önceki şeyde daha fazlaymış aradaki fark. Yabancı para varlıklarını artırmış aslında. Bu pozitifte yorumlayabiliriz bunu. Rakam bazlı bakalım. Bir önceki kıyasladığımız 2020 3. ay bilançosu yani 1. çeyrek bilançosundaki net satışlar 743 milyon. Şu anda 1.2 milyar TL. Esas faaliyet kar zararı 210 milyondan 280 milyona, öz kaynakları 570 milyondan 770 milyona gelmiş. Karşılaştırmalı analizimize bakalım. Borç kaynak oranı biraz artmış. %56'dan %70 artmış arkadaşlar. Borçluluğundaki artış yani beni süperden güzel bilanço tarafına çektirdiğini kendi tarafına söyleyebilirim. ROIC tarafı 18'den 14'lerde. Bundaki düşüşte yine negatif yorumlarım. Yani çok ciddi bir düşüş yok. Stabil de diyebiliriz ona. Sonuç olarak arkadaşlar Hektaş büyümeye devam ediyor. Kar marjında hala karlılıkları devam ediyor. Bulunduğu sektöre göre ucuz kalmış. Lakin borç kaynak oranında, borçluluğunda bir artış var. ROIC tarafında bir düşüş var. Bu yüzden ben buna güzel bilanço olarak nitelendiriyorum Hektaş tarafını. Bilginiz olsun. Orta vadede etkisini sınırlı pozitif aralığında kaldım. Etki edeceğini de düşünüyorum. Haydi gelin bir tekniğine bakalım. Arkadaşlar şurada güzel bir data yakaladım. Bir önceki çeyrek analizde bilanço ve teknik tarafa baktığımızda bakın şöyle bir aşağıya çizgi çekmişiz. Bu çizginin altına ne zaman düşse alım fırsatı diye yorumlamış piyasa. Piyasa bunu almış bakın. Bu çizgi nedir? 26.46'ymış. Yani 26.46 TL'nin altında bir Hektaş gördünüz mü? Oradan bu Hektaş alınmıyor. Bu çok önemli. İkincisi şöyle bir düşen kırılım çekmişiz biz buna zamanında. Düşen kırılım yukarı yönü kırıldığı vakit yukarı yönü bir hareket yapar dediğimi biliyorum. Yukarı yönlü bir hareketini geçen yaptığımızda yaptı. Şimdi bakın burada da yine bir düşen kırılımı var. Bu düşen kırılım da 29 liralar. Yani 29. Tabi günden güne değişiyor. Hangi gün bunu kıracağını bilemem ama şu en altta 26'lar var. En üst tarafında da 29'lar var. Bu düşen kırılımın kırılmasıyla tekrardan Hektaş'ta eski yüksek şu 37-40 seviyelerini görebiliriz Hektaş tarafında. Hektaş güvenli hareket etmiş. Yani şuradaki çizdiğimiz yataydaki noktayı kırması, yani kırıp orada kapatmamış hiçbir zaman. Kırmış, tepki almış. Kırmış, tepki almış. Bu güzel. 26.
50 liraların altında görürseniz hektaş alım yeridir. Bunu söyleyeyim öncelikle. Şu anda da şu düşenin kırılması gerekiyor. Borsada hafif hafif bir pozitife doğru gidişle hektaşta bu düşeni kıracağını ve orta vadede tekrardan 35-40 lira aralığına geleceğini şahsım adına düşünüyorum değerli arkadaşlar. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir tabii ki, haberiniz olsun. Süper diyorum. Temel analiz tarafında güzel bilanço, sınırlı pozitif etki aralığında bir etki edeceğini söyledik. Güzel bilanço olması değerli. Teknik tarafta ilgili dataları sizlere söyledim. Teknik tarafta bir de dirençlerini söyleyeyim arkadaşlar. 28.9 ve 30 liralık iki tane direnci var. 28.9'da 30 TL iki adet direnci var. Buraları kırması önemli değil. Kırıp oranın üstünde kapatması önemli. Orada kapattıktan sonra yukarı yönlü gelecektir. Bilginiz olsun değerli dostlar. Durum bu. Bunlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Aklına yatan değerlendirir, düşünür, bakar, eder. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın.